Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Evet, yine gündemimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşanan siyasal ve de finansal tablo ve tabii ki bunun Türkiye'ye ve diğer ülkelere yansımaları. Değerli arkadaşlar, hemen söze şöyle girmek istiyorum. Son 2 gündür çok sıkıntılı ve problemli bir seyir içerisindeydik. ABD endekslerindeki çok sert düşüşler, ardından Christmas tatili sebebiyle tatil süreci içerisinde yaşanmış olan belirsizlik, bu tatilin ardından nasıl bir açılış gerçekleşecek, Dow Jones geri çekilmesini devam ettirecek mi yoksa bir tepki mi yaşayacak vesaire vesaire şeklinde onların tatilde olduğu, bizlerin ise işlem gördüğümüz bu son günler oldukça tedirgin geçti diyebiliriz. Ancak bu açıklamamda, daha doğrusu bu videomda sizlere son dakika gelişmeleri itibariyle oldukça olumlu algılanan, piyasalar tarafından oldukça olumlu algılanan bir gelişmeyle konuya girmek istiyorum ve bunun paralelinde de olayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar, bugüne kadar, yani son 1-2 gündür Trump'ın ve siyasilerin atmış olduğu adımlara bir köşeye bırakalım, onlara birazdan anlamlandırmaya çalışacağız ama Trump yaklaşık 1-2 saat öncesinde bir tweet atmak suretiyle piyasalara nefes aldıran, bir anlamda hayat öpücüğü şeklinde değerlendirebileceğimiz bir açıklamada bulundu. Daha doğrusu Trump'ın sözcüsü, Beyaz Saray'ın danışmanı olan kişi dedi ki Powell, yani Amerika Merkez Bankası Başkanı olan Jeremy Powell'ın %100 güvende olduğunu söyledi. Bu açıklama çok önemliydi arkadaşlar. Çünkü son 2-3 gündür özellikle ve özellikle Trump'la Fed arasındaki, Amerika Merkez Bankası Başkanı arasındaki uyumsuzluk, gittikçe artan gerginlik, Trump'ın sıklıkla ve tekrar edercesine Amerika ekonomisi için en büyük tehlike Fed'dir şeklindeki açıklamaları ve yine buna bağlı olarak Fed faiz artırma hususunda çok aceleci davrandı, davranıyor şeklindeki onların politikalarını sürekli eleştiren yaklaşımları nedeniyle yatırımcılarda şöyle bir korku oluşmaya başladı. Fed istemediği insanları bir şekilde diskalifiye ediyor. Hoşuna gitmeyen insanlardan bir şekilde uzaklaşıyor. Acaba Fed başkanı da uyumlu bir kişi olmaması nedeniyle onu da görevden alır mı veya bir şekilde ayağını kaydıracak bir formül bulur mu veya istifa etmeye zorlar mı? Tabii ki bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı'nın böylesine nahoş bir yöntemle görevden ayrılması veya ayrılmak zorunda kalması, o ülkenin Merkez Bankası'na yönelik olarak duyulacak güveni çok ciddi bir şekilde sarsacak bir unsurdu. Ve elbette ki bu noktada tartışılan bir başka mevzu daha vardı. ABD Merkez Bankası bağımsızlığıyla nam yapmış olan bir merkez bankasıdır. Trump bu konudaki tabuyu diyelim artık yıllardır gerçekleşmiş olan bu güven duygusunu yıkacak, sarsacak bir adım atar mı şeklinde korkular vardı. Yani Merkez Bankası'na olan güven sarsılır mıydı? Bu korkular, bu endişeler içerisinde biliyorsunuz Dow Jones 26-27 binlerden çok sert bir şekilde en son kapanışını pazartesi günü yarım gün olması münasebetiyle de sıkışık bir tabloda 22 bin seviyesinin aşağısında gerçekleştirdi. Buna bağlı olarak dünya piyasaları da tabii ki küresel piyasalarda etkilendi. Bu küresel piyasalar içerisinde neredeyse en sağlam kalan biz olduk diyebilirim. 90.500'ün aşağısını görmeyerek 90.500 ile 92 bin aralığında bir salınım içerisinde bu durumu temkinli bir şekilde geçirdik. Değerli arkadaşlar, öncelikle şuradaki tablodan, buradaki grafikten daha doğrusu, Dow Jones'un son günlerde, son haftalarda yaşamış olduğu sert düşüşü bir hafızanıza almanızı rica ediyorum. Gördüğünüz gibi şu bölgede başlayan, yani burası hangi seviyeler? 26 bin seviyeleri. 26 bin seviyelerinden hızlanan, aslında 27 binler, 27 bin 500'lere yakın bir noktadan başlayan bir geri çekilme ivmesi vardı ama 26 bin seviyelerinden hızlanan ve son 4 haftadır devam etmekte olan çok sert bir geri çekilme oluşuyor. Bu geri çekilme 21 bin 500'ler seviyesine kadar, 21 bin 500'ün aşağısını görecek şekilde devam ediyor. Ve arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz kırmızı eğrim Dow Jones'un 200 haftalık bir hareketli ortalamasını göstermekte. Dow Jones'un
Geçmiş tarihlerine baktığımız zaman bu 200 haftalık ortalamasının çok güçlü bir hareketli ortalama desteği olduğunu, sadece birkaç defa bu ortalamanın aşağısına geldiğini, ancak ve ancak 1 veya 2 hafta bu ortalamanın aşağısından kaldıktan sonra tekrar bir tepki yaşadığını, yani bu ortalamanın destek görevini zaman zaman çok nadir de olsa yerine getiremeyip kırsa dahi hemen akabinde sert tepkilerin geldiğini geçmiş grafiklere bakarak görüyoruz. Şurası arkadaşlar 2011 yılını temsil etmekte. Biliyorsunuz 2011-2012 bir kriz süreciydi. Şurası zannediyorum 2010-2009 yıllarını temsil etmekte. Şu bölgeler, şuradaki tablo ise 2015 yılını. Ve arkadaşlar sonuç itibariyle Dow Jones son dönem olarak da bu hareketli ortalamasına yaklaşmış durumda. Bu hareketli ortalamanın değeri 21.330 imiş. Nitekim bu ortalamaya yaklaşırken bir tepki arayışına bugün biraz önce yaşanan gelişme sebebiyle girdi ve şu an itibariyle biz Dow Jones'un %2,5'lar civarında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 22.309 seviyesinden işlem görmekte, 22.354 ile en yüksek değerini görmüş ve %2,5 civarında artı bir seyir içerisinde olduğunu takip etmekteyiz. VIX korku endeksimiz, volatilite endeksimize baktığımız zaman ise son durumu itibariyle 35'ler üzerine çıkarak korkunun ne kadar büyük, dalga boyunun ne kadar büyük, endişelerin ne kadar büyük olduğunu yansıtan bir değere bürünmüştü. Ama o da bu gelişmelere bağlı olarak %8 civarında bir değer kaybı yaşamış. En azından en çok korkulan bölge olan 35'in aşağısına inmiş durumda. Ama bu göstergemizin normalinin 20 seviyeleri olduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Hala endişe devam ediyor. Zaten birazdan devam etmekte olan endişelere daha farklı bir şekilde değineceğiz. Evet arkadaşlar, yurt dışındaki tablo bu şekilde. Ve Dow Jones'un bir de şu açıdan bakalım arkadaşlar. Ben size saat 6.30-7'ler civarında gelen haberin etkisiyle bir hareketliliğin oluştuğunu söylemiştim. Şu bölge açılış seviyelerine yakın olduğumuz, ABD endekslerinin açılacağı seviyelere yakın olduğumuz seviyeler. Açılış bir miktar tepkiyle gerçekleşti ve gördüğünüz gibi 22.000 üzeri test edildi. Ardından tekrardan 21.800'lere doğru bir geri çekilme oldu. Yine tedirgin ve tereddütlü bir açılış oldu diyebiliriz. Tepki vermek istiyor ama gelişmelerden emin değil. Haliyle gün boyu da zaten birçok analist, hatta ABD'nin ileri gelen analistleri dahi bugün ve yarını yine düşüşün devam edebileceği yönünde bekliyorlardı. Fakat onların bu beklentilerini Trump bir şekilde engelledi ve şu seviyelerde gördüğünüz gibi gelen haberin etkisiyle saat 19 civarlarında Trump'ın Beyaz Saray danışmanının yapmış olduğu Fed Başkanı Powell görevinde %100 güvendedir açıklaması bir anlamda ABD Merkez Bankası'nın başkanına herhangi bir sorun oluşmayacağı, başkanın görevden alınamayacağı güveniyle gördüğünüz üzere bir hızlı bir hareketlenme yaşandı. Bu 5 dakikalık grafiktir arkadaşlar. Haber ardından yaşanan hareketliliği görüyorsunuz ve 22.300-22.350 seviyesine yönelik bir hareketlilik sonrasında 22.150 ile 22.300 arasında şu anda dengelenmeye çalışan, bu haberi hazmetmeye ve yorumlamaya çalışan bir Dow Jones endeksine tanık olmuş durumdayız. Peki arkadaşlar, bu haberin ardından neler oldu? Diğer piyasalara yansımalar ne şekildeydi? Bu haberin biraz öncesinde zaten Brent petrolde bir kıpırdanma belirtileri vardı. Bugün 50 dolar sınırına kadar indikten sonra ufaktan ufaktan bir kıpırdanma belirtileri vardı ama bu haberin gündeme gelmesiyle birlikte hızlı ve sert bir tepki vermek üzere, %3,5'a ulaşan bir tepki vermek üzere 54 dolar seviyelerine ulaştı. Bu Brent petrol için önemli bir tepki diyebiliriz bu haber etkisiyle. Çok pardon. Ve yine 1.14 üzerlerini test etmeye çalışan, 1.14.20'lere ulaşan bir euro dolar paritesini izliyorken haber ardından doların euro karşısında bir güçlenme eğilimi gösterdiğini ve 1.13.75 noktasındaki
destek seviyesini kırarak 1.1350'ye doğru bir yaklaşım gösterdiğiyle şu anda da 1.1360 civarlarında negatif bir seyir, yani dolar lehine bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz, algılayabiliyoruz. Dolar TL bakımından bakacak olur isek birazdan daha ayrıntılı bir şekilde konuya gireceğim üzere 5.2738'in aşağısını görmeyen gün içerisinde zaten 5.30'un aşağısında ama 5.28-5.29 bölgesinde çok sıkışık ve dar bir hacimle seyir kazanmış olan bir dolar TL görüntümüz vardı. Bu haberlerden pek de etkilenmemiş bir durumda. Zira dolar TL'nin bu hafta için önemsemiş olduğu başka hususlar var. Onu da birazdan aktarmış olacağım. Değerli arkadaşlar, ABD cephesindeki tabloyu bu şekilde toparlayalım ama gerginlik hala devam etmekte. Bu az önce belirtmiş olduğum açıklamanın yaratmış olduğu bir hayat öpücüğü oldu Dow için ve genel anlamda piyasalar için. Ancak Trump yine hani derler ya kuyruğu dik tutmak babından tweetler atmaya devam ediyor. Meksika duvarı mutlaka yapılacak. Bu konuda gerekli olan bütçe finansmanı sağlanmadıkça hükümet açılmayacak diyor. Hala ABD hükümetinin kısmi ve geçici olarak kapalı olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Fed ile anlaşmazlığı devam ediyor. Zira Fed'in faiz artışlarındaki politikasını sürekli olarak eleştirmekte ve bu tablo dahilinde, bu kriz süreci içerisinde ise ABD'deki paranın tahvil faizlerine yöneldiğini, yani borsadan kaçan paranın dünyaya yayılmak yerine daha çok kendi faizlerini tercih ettiğini ve bu tercih sebebiyle de kendi faizlerine yönelik aşırı ilgi sebebiyle de 2.70-2.75'ler civarındaki 2 yıllık tahvil faizlerinin 2.5'lara doğru bir geri çekilme yaşadığına ve çok daha farklı bir, çok daha önemli bir olgu olarak ise güvenli liman algısının bir diğer perdesi, bir diğer cephesi olarak da altına bir yönelim olduğunu gördük. 1200 dolarlara kadar geri çekilmiş olan altın fiyatlarının 1250 dolar üzerinde artık kalıcı olmaya başladığını, 1261-1262 direncini de aştıktan sonra 1270-75 dolar bölgesine kadar yükselebildiğini, bu tablo içerisinde, bu kararsız ve sıkıntılı tablo içerisinde, bu kaotik ortam içerisinde altın ve de ABD tahvillerinin gözde yatırım aracı olarak karşılanmış olduğuna tanık olduk son birkaç gün itibariyle. Hemen bu noktada altın için bir parantez açmak istiyorum. Önümüzde bulunduğumuz süreç gerçekten zor bir süreçtir. Şu an ABD bir tepki yaşıyor olabilir ama kriz hala bitmiş durumda değil. Az önce arz etmiş olduğum sebepler nedeniyle bu paralel dahilinde ise altın fiyatlarının yatırımcıların güvenli bir liman olgusuyla biraz daha yükseliş kaydetme ihtimali vardır diye düşünüyorum. En azından 1290-1300 dolar seviyelerine kadar ons altında bir hareketlilik olabilir şeklinde mevcut temel kriterler ve teknik kriterler bu olasılıkları gündeme getirmekte. Şimdi sevgili arkadaşlar, benim piyasalar konusundaki genel görüşlerimi beni yakinen izleyen ve hazırlamış olduğum videoları baştan sona bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yarım yamalak değil de başından 2 dakika sonundan 3 dakika şeklinde değil de baştan sona dinlemekte olan arkadaşlarım çok iyi bir şekilde bilirler ki 16 Aralık tarihinde henüz 10 gün önce borsayı ve de piyasaları bekleyen tehlikeler şeklinde ve dış piyasalar daha çok karışacak başlığı altında bir analiz aktarmıştım. Tam 37 dakikalık bir analizdi ve bu analizde önümüzdeki sürecin ve özellikle 2019'un ilk dönemlerinin çok zorlu geçebileceğini ve yurt dışı piyasaların ise ciddi kayıplara maruz kalabilecek kadar ayı piyasasının da ötesinde artık bir resesyon ihtimalinin dahi gündeme gelebileceği kadar vahim tablolar yaşama olasılığından ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalışmıştım. Ve daha sonra 23 Aralık tarihinde de borsa 2018'i nasıl tamamlar, 2019 nasıl başlar şeklinde bu başlık altındaki bir analizle de borsamızın bu yaşanmakta olan yurt dışındaki olumsuz tablolara ve çok sert geri çekilmelere rağmen nispeten ve göreceli olarak güçlü kalmaya çalıştığını, burada ise iki önemli faktörün ön planda olduğunu, birinci faktörün yabancı takas payında bir artışın olmakta olduğunu, son birkaç haftadır gözle görülür bir artış yaşandığını ve 2018 yılının
Mayıs aylarındaki %65'lik seviyelere ulaşan boyutlarda bir takas payı farklılaşmasının, artışının gerçekleştiğini ifade etmiştim. Bu artış yabancılar açısından bir beklenti mi vardır? Yoksa gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak kafalarında bir hesap kitap mı vardır şeklinde soru işaretlerini gündeme getirebilecekti. Bir diğer nokta ise özellikle dolar bazında çok çok ucuzlamış olan borsamızın, evet dünya borsalarında ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi satışlar söz konusu oluyor ama biz zaten bu satışları 2018'in genelinde çok ciddi bir şekilde yaşamış olduğumuz için bu gerileme, bu düşme kredimizi önemli ölçüde tüketmiş bir konumdayız. Yabancı bizi bu gözle görüyor ve anlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ABD'nin veyahut da dün itibariyle, evvelsi gün itibariyle Japonya'nın %5 oranında bir değer kaybı yaşadığı bir ortamda, tabii ki piyasaların kapalı olmuş olması, yabancıların tatilde olmuş olması da çok büyük bir avantaj olmakla birlikte endeksin 90 bin üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğuna tanık olduk. Endeks konusu bir başka analiz konusu olarak ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğim. Endeksle ilgili hemen bu videonun bir evvelindeki videomda ayrıntılı açıklamalarım zaten bulunmakta. Dolar konusuna ben gelmek istiyorum. Dolar ile ilgili olarak ise arkadaşlar bildiğiniz gibi bu haftanın 5.30 aşağısındaki bir seyir içerisinde olunması durumunda, biz buradan hemen bu arada dolar grafiğini geçelim. Evet, şu anda 5.29 seviyesinde işlemler geçmekte ve bu hafta için doların pivot değerinin 5.31 civarında, evet 5.31-19 seviyesinde olduğunu ve bu seviyenin aşağısında bir seyir hakim olursa 5.22 seviyelerine kadar bir geri çekilme olasılığının gündemde olabileceğini vurgulamıştık. Bu grafiği artık ezberlediniz. Şimdi arkadaşlar ben başka bir grafiğe geçmek istiyorum bu konuda. Farklı bir bakış açısıyla doları bugün izleyelim ve de inceleyelim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz grafiği yine dolar grafiğidir. Beyaz eğrim 50 günlük üstel ortalamayı gösteriyor. Kırmızı eğrim ise 200 günlük üstel ortalamayı gösteriyor. Gördüğünüz gibi 50 günlük ve de 200 günlük üstel ortalamalar arasına sıkışmış bir seyir içerisindeyiz. Aynen şurada Fibonacci'nin şu bölgesine sıkıştığımız gibi. Evet arkadaşlar, 50 günlük ortalama, pardon, kırmızı eğrimizin 200 günlük ortalama olduğunu ifade etmiştim ve dolar TL'nin geriye doğru baktığım zaman 200 günlük ortalamasının üzerinde durmak ve bu seviyeyi destek yapmak hususunda ciddi bir kararlılığının olduğunu görüyoruz. Hatta ben grafiği şöyle bir haftalık grafik haline getirip de size daha uzun yılları gösterebilme şansını yakalamak istiyorum. Gördüğünüz gibi 200 günlük ortalama, 200 haftalık, haftalık grafiğe çevirdim bu arada. 200 haftalık ortalamanın aşağısına neredeyse hiç gelmeyen, şurada bir kez gelmiş ufak tefek bir salınım yapmış, neredeyse hiç gelmeyen veya en azından 2010 yılından bugüne hiçbir şekilde 200 günlük ortalamasının aşağısına gelmeyen ve hatta 50 haftalık ortalamasının dahi aşağısına gelmek istemeyen bir görünüm içerisinde olduğunu, dolayısıyla bu iki hareketli ortalama değerinin önemli birer destek olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlamış bulunmaktayız. Zaten 50 haftalık hareketli ortalamaya baktığımız zaman 5.01-5.02 değerini ifade ediyor ve yıllardır 50 haftalık ortalamanın dahi aşağısına gelmeyen bir görüntü var. Olsa olsa bu seviyeye kadar bir geri çekilme belki söz konusu olabilir diye düşünülebilir. Ama hani bu doların 5'in altına inecek, 4.80, 4.50 vesaire şeklinde bir takım afaki ve çok da altını dolduramadıkları, yani sebebini nedenini teknik ve bilimsel olarak hiçbir şekilde, teknik ve temel olarak net bir şekilde dolduramadıkları bir takım tahminler var ya, işte arkadaşlar teknik analize inanırsınız veya inanmazsınız, yıllardır 10-15 senedir mevcut olan grafiğin yaratmış olduğu tablo budur. Bunlar tarihtir, bunlar bilimdir, bunlar ise asla yalan söylemiyor gördüğünüz gibi. Geçmişi net bir şekilde ortaya koymuş. Bugün geçmişte 10-15 yıldır devam etmekte olan çizgiyi, istatistikleri değiştirebilecek, yani doların çok sert bir şekilde 4.50'lere, 4.20'lere vesaire seviyelere geri çekilmesini gerektirecek bir neden gösterilebiliyorsa, hay hay, biz isteriz ki TL'miz kuvvetli olsun,
İsteriz ki milli paramız güçlü olsun, böyle 7'lere, 8'lere, 10'lara gidercesine full pul olmasın ve hepsinden de öte gerek yatırım yapmakta olan vatandaşın, gerekse de ticaret yapmakta olan sanayicinin veya işletmecinin kafası böyle allak bullak olmasın. Evet, bu konular farklı mevzular. Şimdi arkadaşlar tekrardan ben günlük grafiğe dönmek istiyorum ve günlük grafiğimde dediğim gibi 200 günlük ortalama değerimize bir geri çekilme yaşanmış ve burası net bir destek olarak tepki yaratmış. Burası neresiydi arkadaşlar? 5-13 noktasıydı. Yani Kasım vadelerinin, Kasım ayının son gününde gördüğümüz bir seviyeydi ve bu kadar geri çekilmeyi de Merkez Bankası'nın elindeki short pozisyonları kapatma anında piyasanın biraz daha aşağı seviyelerde olmasını tercih edeceği mantığıyla buraların görülmüş olabileceğini şeklinde yorumlarımız bulunuyordu, tespitlerimiz bulunuyordu ve bu seviyenin aşağısını görmedik ve buradan bir tepki oluştu. Şu an itibariyle 200 günlük ortalamamızın bulunduğu seviye 5.15-5.15.5 seviyeleri. Olası bir geri çekilmede, yani şu anki mevcut olan seviyelerden yeniden sert bir geri çekilme olur, bir ikili dip yapayım, tekrar bir alt bir destek noktası oluşturayım gibi bir düşünce, bir strateji veya piyasa gelişmeleri bu durumu gerekli görecek olur ise 5-15 lira yaklaşan bir eğilim belki mümkün olabilir. Ancak ben tekrar tekrar şahsi düşüncemi sizlere bir kere daha ifade etmek istiyorum ki benim için dolar TL'de 5.06 noktası kesinlikle ve kesinlikle önemli bir seviyedir. Şurada gördüğünüz %61.8, yani bunu size şuradan da göstereyim. Şu bölge 5.06 noktası dolar TL'nin minimum değeri olarak daha aşağısının görülmesini şahsi düşüncelerim ve kanaatlerim itibariyle beklemediğim bir seviyedir. Ve ikinci bir nokta olarak da şunu da ifade etmek istiyorum. Daha önceki analizlerimde de sıklıkla belirttiğim gibi, en son bu hafta sonu vermiş olduğum analizimde de belirttiğim üzere, bu hafta yılın son haftası olması nedeniyle 5.30'un aşağısında bir seyir, 5.30 etrafında bir seyrimiz olabilir ama Merkez Bankamızın elinde 670 bin kontrat short pozisyonu bulunuyor. Kasım ayında olduğu gibi vadenin son gününde bu pozisyonların nakde geçecek olması kapanacağı sebebiyle bir şekilde cuma ve pazartesi günü itibariyle dolar TL'de bir suni geri çekilme olabilir. 5.22-5.23'lere yönelik bir geri çekilme söz konusu olabilir ve bu durumda Merkez Bankası'nın tüm kontratları nakde geçmiş olur ve Kasım ayında olduğu gibi Kasım ayının son gününde yaşamış olduğumuz 5.13 geri çekilmesinin hemen bir hafta sonrasındaki 5.40-5.45'e yönelen atak benzeri 2019'un başlamasıyla birlikte dolarda kademeli bir şekilde bir yukarı eğilimin başlayacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar, içinde bulunduğumuz yılın son haftası, son günleri ve Merkez Bankası'nın elindeki çok yüklü pozisyon ve yurt dışı piyasalarının da tatilde olmasının yarattığı işlem hacmi düşüklüğü ve bir anlamda kendi iç mevzularıyla yoğun bir şekilde uğraşmaları gereken bir süreçte olmaları gereğince dolar TL şu anda tamamen iç dinamiklerine bağlı bir şekilde hareket etmekte. Merkez Bankası'nın çok ciddi ve hakim bir kontrolü mevcut. Hatta Merkez Bankası bu hafta hiçbir şekilde short pozisyon açma ihtiyacını, gereğini dahi duymadı. Bugün de herhangi bir pozisyonu yok Merkez Bankası'nın, dün de yok. Ve hemen bu noktada bir iki paralel daha çizmek istiyorum. Merkez Bankası bu seviyelerden pozisyonlarını kapatma yönünde de bir çaba içerisine girmiş durumda değil. Ne Ocak vadeli pozisyonlarında ne de Şubat vadeli pozisyonlarında. Aralık vadeli pozisyonlarının birkaç gün sonra vadesinin sona ereceğini biliyoruz. Şu seviyelerden pozisyon kapatmıyor ve son vade gününü beklemek suretiyle o günkü fiyattan kapatıp nakde geçmeyi tercih edeceğini, beklediğini söylemiştim. Artık bekliyoruz demeye de gerek yok. Bu durum çok net bir şekilde anlaşılmış durumda. Son iki gün içerisinde bu kadar miktar bir pozisyonu piyasa oyuncusu konumunda düşürebilmesi, kapatabilmesi mümkün olmayacak.
Evet arkadaşlar, akşam 24'ten sonra dolar TL'nin yarın için, euro doların yine yarın için pivot seviyeleri de milimetrik bir şekilde sizlere Twitter'dan yansıtacağım. Şu anki tablo itibariyle günlük grafiğe döneyim. Evet, şu anki canlı fiyatlar itibariyle 5.29 seviyesinde bir pivot noktamız olduğunu görüyorum. Günlük pivot, günlük seviyedir bu arkadaşlar. Yarınki hareketlilikleri yansıtabilmesi bakımından bu rakamları şu anda size veriyorum. Yarın için pivot seviyemiz 5.29, 5.26.70'ler seviyesinde birinci desteğimiz ve 5.25 seviyesinde ise ikinci desteğimizin olduğunu, son desteğimizin ise 5.22-5.23 bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Ve bu açıklamalarımızın paralelinde son olarak Dow Jones'un ne halde olduğuna bir kez daha bakalım. Ha, bu arada unutmadan arkadaşlar, bugün ABD Başkanı Trump'ın bir tweet'i daha vardı. Bu da çok ilginç bir tweet'ti. Hisse senetlerinin çok düşük fiyatlarda olduğunu, alım yapılacak seviyelerde olduğunu ifade etti. Bugün Bloomberg TV ekranlarındaki sunucu arkadaşların da çok hoş bir tanımlaması vardı. Trump artık yatırım danışmanlığına soyundu. Yatırım danışmanlığı gömleğini giydi şeklinde. Hakikaten de o değerli sunucu kardeşlerime de katılıyorum. Trump artık her işi bıraktı. Hisse senedi alabilirsiniz, satabilirsiniz vesaire vesaire şeklinde yorumlar yapıyor. Ama son sözü ABD hisse senetleri ucuzdur, alım yapılabilir şeklinde bir açıklamada bulundu. Evet arkadaşlar, Dow Jones'un şu anda %2,63 seviyelerinde artıda olduğunu görüyoruz. Geceyi daha düşük seviyelerden veya bu seviyelerin çok ters noktasından kapatmasını gerektirecek bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Sabaha karşı Asya ve özellikle Japonya'nın da ve Çin'in de olumlu bir açılış yapma olasılığı bu şartlar altında artmış durumda. Eğer geceden sabaha çok önemli bir değişiklik olmaz ise, Trump geç saatlerde yine enteresan bir tweet atmaz ise, endeksin de yarın yine 92.500-92.700 bölgesine yönelik bir atak yapma niyet ve isteğiyle güne başlayabileceğini, ardından da yurt dışı ABD futurlarını ve Avrupa piyasalarının nasıl bir seyir içerisinde olduğunu, bu geceki Trump söylemlerine ne şekilde birer tepki verdiğini izlemeye başlayacağız. Değerli arkadaşlar, ekstra gelişmeler oldukça, saat hiç önemli olmaksızın, önemli gelişmeler olduğu anlarda derhal yayın hazırlamaya çalışıyorum. Eklediğim videolardan anında haberdar olabilmek istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Yine gün içerisindeki anlık gelişmeleri, anlık yorumları Twitter adresim olan Haluk Canberk'ten de aktarıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Teşekkürlerim ve sevgilerimle hoşça kalınız, iyi geceler diliyorum.